Hatay Valiliği 1. ve 2. derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgelerinde kısa boylu ürünler haricinde boyu 1 metreyi aşan mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. İlgili kanun hükmünde kararnamenin 46. maddesi uyarınca 1. ve 2. derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri içerisinde kalan tarım arazilerinde sınırın 200 metre içerisine kadar pamuk, buğday, arpa, yulaf, çavdar, havuç, patates, domates, biber, yer fıstığı, nohut, mercimek, soya, lahana, marul, brokoli, maydanoz, nane, çilek ve benzeri kısa boylu ürünler haricinde boyu 1 metreyi aşan mısır ve ayçiçeği gibi sınır emniyetini zafiyete uğratan bitkilerin ekiminin yapılmasına izin verilmeyecektir. Arazi sahiplerine tarımsal faaliyette bulunmaları için arazilerine girişlerine gün doğumunda gün batımına kadar kaymakamlıklarca izin verilecek. Ayrıca arazi sahipleri arazilere girişleri için kimliklendirilecek. Bunun için hazırlanan matbu dilekçeyle kaymakamlığa müracaat edecektir. İntikali yapılmamış, yapılamayan veya mülkiyeti Suriye uyruklu kişilere ait arazilerin varisleri, zilliyetleri, varis oldukları nüfus kayıt örneğiyle ispatlayabilmesi durumunda veya muhtarların kişinin orada fiilen tarım yaptığına dair yazı vermesi koşuluyla giriş çıkış yapacaktır. Kaymakamlıklara verilen müracaatlar sınır birlikleri ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılacaktır. 1. ve 2. derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri içerisinde kalan tarım arazilerinde yabancı uyruklu şahısların çalıştırılmasına izin verilmeyecektir. Tarımsal faaliyette bulunmak için izin verilenlerden kaçakçılık faaliyetlerine yardım yataklık yaptığı veya güvenlik tedbirlerine riayet etmediği tespit edilenlerin izinleri iptal edilecektir. 1. ve 2. derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesinde kalan tarım arazilerinde tarımsal faaliyette bulunmak isteyen arazi sahiplerine giriş çıkış izinleri yıllık olarak verilecektir. Tarımsal faaliyette bulunulan arazide motorlu motorsuz taşıma araçları hiçbir surette bırakılmayacak, sınır fiziki güvenlik sistemlerine, devriye ve hat yolları, aydınlatma tesisleri, kamera ve benzerine zarar verilmeyecektir. Mart-Nisan aylarında sisli ve yağışlı olmayan günlerde 8 ila 17 saatleri arasında 1. ve 2. derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesinde Türk vatandaşı ve sabıka kaydı olmayan çobanların hayvanlarını otlatmasına izin verilecektir. Ancak hayvan otlatması yapan çobanlarla 1. ve 2. derece kara askeri yasak bölgenin yakınında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan halkın hayvanlarını başıboş bırakmaları yasaktır. 1. ve 2. derece kara askeri yasak bölge ve güvenlik bölge içerisinde savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması yasaktır. Belirtilen usul ve esaslara uymayanlar hakkında adli işlemler saklı kalmak kaydıyla Hatay Valiliği imza yetkileri yönergesinin 11. maddesinin M fıkrası uyarınca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereği 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır.